Merhaba arkadaşlar, MVC'de stok takip otomasyonunun 46. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde arkadaşlar hepsini satın al dediğimiz zaman bizi başka bir sayfaya yönlendiriyordu ve bu sayfada da o anki kullanıcının sepetindeki ürünleri detaylı bir şekilde bize gösteriyordu. Yani bu şekilde. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar onaylama işlemini anlatacağız. Bu arada şöyle iptal dediğim zaman. Evet, tamam. Ve bunun için satışlar kontrolör tarafına yeni bir action result ekliyoruz. Hepsini satın al 2 şeklinde. Ve metodu da post olacak. HTTP post. Public action result. Evet, hemen bir tane username tanımlıyorum. User nokta ident nokta name. Kullanıcı diye bir model tanımlıyoruz. DB nokta kullanıcılar nokta first or default olacak. O anki kullanıcı olacak. ID eşit eşit daha doğrusu kullanıcı adı olacak. Eşit eşit username. Evet, eşleştirmeleri, karşılaştırmaları yaptık tek kayıt üzerinden. Modelimizi tanımlıyoruz. Modelimiz tabi sepet olacak. DB nokta sepet nokta. Tabi bu burada birden fazla kayıt var. Dolayısıyla ver diyorum. X öyle ki X nokta kullanıcı ID modelden gelecek olan ID. Kullanıcıdan gelecek olan ID. Evet, kullanıcıdan gelecek olan ID değerinin toList şeklinde değeri. Evet, burada dediğim gibi birden fazla kayıt olacak. Şimdi daha önce silme işlemini zaten hepsini sil diye bir action result oluşturmuştuk. Orada vardı. Burada da yine db nokta sepet nokta remove range olacak. Ne olacak? Model. Tamam, burası tamam. Silme işlemi bu şekilde. Tabii öncesinde db nokta, daha doğrusu en son db nokta seçeceğimiz. Evet, işlemden sonra return redirect to action index sepet indeksine bize aktarsın. Evet, sepetin index action result'ına bizi göndersin. Burada 3 aşamalı işlem olacak. Ürünü sepetten silmemiz gerekiyor. Ürünü satış tablosuna, ürünleri satış tablosuna eklememiz gerekiyor ve aynı zamanda da ürünlerin miktarını stoktan düşürmemiz gerekiyor. Var. Bu arada tabi önce bir değişken tanımlıyoruz. Row satır for each model
model olacak. Var. Satış tablosu için bir değişken tanımlıyoruz. Satışlar. Satırımız birer birer artacak. Ve burada da db nokta satışlar kayıtları ekleyeceğiz. Ne olacak? Satış olacak. Şimdi satış tablosundaki alanları tek tek eşitlememiz gerekiyor. Nereden ne gelecek bilgisini aktarmamız gerekiyor. Şimdi kullanıcı adı gerekiyor. Kullanıcı adı eşit. Modelden gelecek. Yani sepetten gelecek. Tabii hangi kayıtsa rowuncu kayıt nedir? Kullanıcı ID. Virgül. Ürün ID yine aynı şekilde modelden kaçıncı kayıtsa ürün ID. Sepet ID barkodlu sepet ID modeldeki ID olacak arkadaşlar. Çünkü sepet tablosunda sepet ID değil, ID şeklinde tanımlandı. Başka ne var? Barkod mu? Birim fiyatı. Barkod mu? Model. Tabi burada barkod mu? Yok. Bunu nereden alacağız? Ürünler. Barkod mu? Birim fiyatı. Model. Birim fiyatı. Miktar toplam fiyat. KDV. Birim ID. Miktar toplam fiyat. Miktarı. Toplam fiyat. Toplam fiyat ne kaldı? KDV birim ID, tarih ve saat bilgileri. KDV eşittir yine aynı şekilde sepetten gelecek olan ürünlerden KDV birim ID model ürünler birim ID tarih o anki tarih olacak saat yine aynı şekilde o anki tarih saat bilgisi de tabi eklenmiş olacak. Evet arkadaşlar bu kısımda bu şekilde. Şimdi tabi bir de stoktan da düşürmemiz gerekiyor.
Şimdi bunun için de ayrı bir for each. Yine model. Var ürün db nokta ürünler nokta first or default x öyle ki x'in id'sine göre yani ürün id'ye göre işlem yap. Bunu nereden alacağız? Bunu sepetteki ürün id'den çekeceğiz. Tabi burada liste şeklinde ancak şurada for each dediğimiz zaman şu item'ı kullandığımız zaman tek kayıt haline gelecek. Yani item nokta ürün id. Ürün id olacak şurası. Ürün id evet bu şekilde. If ürün null değilse şimdi ürünün miktarı eşittir ürünün miktarından modeldeki kadar düşüreceğiz. Modelde kaç tane varsa, sepet modelimizde kaç tane varsa, yani dolayısıyla item nokta miktarı şeklinde olacak. Evet arkadaşlar, buradaki işlemler de bu kadar. Evet şimdi bir çalıştırıp deneyelim. Hatta şuraya bir breakpoint koyalım. Evet, çalıştırıyorum arkadaşlar. Öncesinde satış tablosunu bir kontrol edeceğiz. Ve ayrıca ürün tablosunu. Giriş yapıyoruz. Evet şimdi bir bakalım neler var. Pepsi, Ülker ve Eti Burçak var. Rulopat. Pepsi'ye bakalım kaç tane var. Pepsi'den 55 tane olsun. Rulofat 30 tane olsun. Diğeri neydi? Burçak. Tamam 25 tane ya da düz olsun. Anlaşılır olsun. 20 tane. Tamam. Şimdi satışlara bakıyorum. Evet, satışlarda 6 tane kaydımız var arkadaşlar. Bir deneme amacıyla ekledim. Murat Akay'ı. Evet, şimdi hepsini satın al diyorum. Küsuratlı sayılar kalacak sonuçta. Pepsi, Rulokat ve Yulaf Burçak. Hepsini satın alıyorum. Evet onay. Bakalım.
olarak ilerliyorum. Tamam, attım. 1 for each modele geldi. Tam modelde 3 tane kayıt olduğunu bize söylüyor. Tamam. İlerliyoruz. Tamam. Bakalım hata olacak mı? Ve tekrar kontrol ediyor. Evet. For each tekrar buralara geldi. Burası tamam. Evet, şimdi diğer for içe geçti. Yani ekleme işlemi tamam şu anda. Şimdi stoktan düşme işlemi olacak. Bakalım herhangi bir hata yoksa. Evet, ürün ID 1 için. Bir bakalım. 55 tane. Kaç tane? 3 tane. 53 olacak. Tekrar geldik ikinci kayıt için. Şimdi bakıyorum. Evet, güzel. Ürün ID'si 18. Şimdi bakalım. 30. Kaç tane? 2 tane. İlerliyorum tekrar. Bir kere daha for each döngüsüne girecek. Ürün ID'miz 19. Tane daha 16. Evet, stoktan düşme işlemi de tamam arkadaşlar. Herhangi bir hata çıkmadı. Şimdi en son. Evet. Silme işlemi. 3 tane kayıt silinmiş olacak. Tamam. Continue diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim. Satışlara geliyorum. Satışlarda arkadaşlar 3 tane kaydımız var. Tamam. Güzel. Ürünlere bakıyorum. Evet, burada Pepsi için tamam 52 tane var. Rulo kart için 28 kalmış. Evet, aynı zamanda da arkadaşlar burçak için de 16 tane kalmış. Gördüğünüz gibi stoktan da düşmüş durumda. Sepette zaten şu anda ürün kalmadı. Bir de arkadaşlar şurayı da yapalım. Şu tarihle saat formatını da düzenleyelim. O şekilde dersimizi de bitirelim. Satışlardaki indekse geliyorum. Go to view diyorum. To string. Gün, ay, yıl şeklinde.
Saatin formatı da gün, ay, yıl, saat, iki haneli, dakika ve saniye şeklinde. Şimdi bakalım. Bu arada tabi burası değildi. Tekrar istekte bulunalım. Eski sayfa olduğu için hata verdi arkadaşlar. Yani eski çalıştırdığımız. Evet, bakıyorum şöyle, tamam. İstediğimiz şekilde olmuş arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.